geniş yapılı kendimde sonunda yani beklediğimiz kadar ilgi olmadı. Yani neden olmadı? Şöyle düşünmek lazım. Yurt dışında çıkan çok çok fazla oyun var ve bunların hepsini takip edip onların haberlerini verip takip edebiliyorsunuz ama yani burada belki üretilen çok az proje olmasına rağmen onlar hakkında detaylı bilgi sadece bizim projemiz için değil alamıyoruz. Ben de şu anda yapılmakta olan birçok proje hakkında detaylı bilgiye sahip değilim. Yani, yani bunları birilerinin takip etmesini bize anlatması lazım. Tabii bu şeyle de alakalı. Burada o dergilerin aslında niye okuduğuyla da alakalı. Yani orijinal oyunu alacaksınız ki bir dergiyi alıp işte internetten siteyi gezip sonra demosunu oynayıp bu oyun güzel diye o parayı öyle vereceksiniz. Burada genelde korsan çok gündemde olduğu için dergiler sadece bir eğlence amacı olarak konuluyor. Belki o yüzden de onlar çok fazla gelmiş oluyor yani konuluyor. Yani hep ortaya şey çıkıyor böyle bir korsan isimli bir kara delik var. Her şeyi böyle onun etrafında dönüp sonra işe düşüyormuş gibi bir durum var. Yani, yani şunu söyleyeyim, herkes bu sektörde ama kesin destek oluyor. Yani yanlış anlamayın. Bizim oyunla ilgili sektörümüzün biz %100 desteğini alıyoruz ve alacağımızı da biliyoruz. Herkese teşekkür etmek istiyorum burada. Benim demek istediğim o insanlar değil. Genel olarak kamuoyu oluşturma anlamında Türkiye'de sadece oyun değil, herhangi bir sanayi üretiminin burada yapılıp dışarı satılabileceği inancını ortaya koymak varken bunu yapmanın gereksiz olduğu, know-how'un dışarıdan alınması gerektiğini bize 25 yıldır, yani 20 yıldır, 25 yıldır dikte eden bir kitle var. Korkak, kendisinden haberi olmayan, bir şey yapabileceğine inanmayan, başkaları yaparsa da bundan hoşlanmayan bir kitle var yani. Ben bu insanları gördüm. Yani bize gelirlerdi. Küçüktüm ben. Orta lisedeydim. Know-how yapmamıza hiç gerek yok. Alalım Amerika'dan, Avrupa'dan. Boşuna para harcamayın. Bu yanlış. İşte Cem demin çok şahane söyledi. Dedik yani, eğer bizim yaptığımız oyunu satın almayıp da yabancı oyunları sürekli konuşuyorsak bize bir kazancın getirisi yok. O insanların getirisi var. Onların sanayisini destekliyoruz. Yabancı telefon kullanıyorsak bunun bize bir getirisi yok. Onu üreten ekonomiye destek oluyoruz biz. Yabancı ayakkabı giyiyorsak, yabancı gözlük takıyorsak, yabancı saat kullanıyorsak bunun bizim ülkemize bir getirisi yok. Yani şöyle bir şey de yok. Efendim bizim ülkemiz veya başka ülke diye bir şey kalmadı. Her yer aynı. Yanlış. Yani böyle bir yalan yapmış yani. Yanlışlığın ötesinde bunu söyleyen birisi varsa yalan söylüyordur. Dolayısıyla var yani hani bunun bizim ülkemize katkısı diye bir şey var. Pusu denilen oyunun ülkemize katkısı %100 var yani. Hani ne var? Bir kere yani o oyunu oynayıp da onun yerine o saatte oynayacağı oyunu yabancı ülkeden almıyorsun. Bu bir kere bir getiri. İkincisi bunun üzerinde çalışan insanlar belli bir know-how biriktiriyor, geliştiriyor, öğreniyor. Tamam mı? Ve bu öğrendiği bir uzay, bu bilgi Türkiye'nin içinde kalıyor. Veya Gökhan diye bir arkadaşımız veya işte Çetin diye bir arkadaşımız mesela burada edindiği bir deneyimle veya bir görgüyle gidip başka şeyler yapabilirler. Başkaları da gelip onlardan bir şey öğrenebilirler. Bir gün okul açarız, insanlar kursuyla ilgili deneyimlerini aktardığı zaman Cem'le Hakan bir şey öğrenirler giderler, Musu diye başka bir oyun yaparlar. Tamam, yani bunların kesinlikle ülkeye katkısı var. Ne zaman katkı olmaz? Yani Cem ve Hakan iyi günler deyip Kanada'ya giderler, orada çalışırlar. Bunun bir ülke, bizim ülkemize hiçbir katkısı yok. Yani sen otur, çok zor gelip yetişen insan olan bu Cem ve Hakan gibi insanları yetiştir. En verimli ve en değerli noktasında götür başka ekonominin işine yarasınlar. Yani bunu isteyen insanlar var, biz onlarla mücadele etmek durumundayız.